peşine Çamlıca kampüsü de yapıyor. Öncelikle bugün buraya heyecanımıza ortak olmaya geldiğimiz olarak hep birlikte bu videomuzu izleyelim. Ve ortak gelecek vizyonuyla kurduğu yenilikçi bir eğitim kurumu. Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulu. Bundan 7 sene evvel başladığımız, ben ve arkadaşlarım başladığı Beşiktaş'ı yönetme projesinin en önemli halkalarından bir tanesi de eğitimdi. Bizler bu süreç içerisinde tesislere, stadımıza, binalarımıza çok yatırımlar yaptık ama insanın olmadığı hiçbir şeyin bir şey ifade etmediğini bilinci içerisindeydik. Çok önceden beri çok önemli bir önem verdiğim bir projeydi. Beşiktaş vakıf ve bir üniversite, bir eğitim kurumu haline gelmesi. Ve bundan 4 yıl evvel yine Kabataş'la beraber bir vakıf kurduk. Amacı da şuydu, bizler bir spor kulübüyüz ve spor kulübü olarak eğitim misyonunda olmayan bir kulübüz. Fakat bizim başkanlarımızı yetiştiren, birçok oyuncumuzu yetiştiren, birçok yöneticimizi yetiştiren, hatta camiamızın en önemli insanlarını yetiştiren bir kurumla, Türkiye'nin de en önemli eğitim kurumu olan Kabataş'tan birliktelik yaparak, tam anlamıyla bir ortaklık oluşturarak bu eğitim faaliyetlerine başlamanın doğru olduğunu düşünmüştük. Ve eğitim tarafı Beşiktaş'ın bilmediği bir iş. Her yerde okullar açılıyor. Biliyorsunuz birçok yerlerde okullar açılıyor ama okulların açılmaktan daha önemlisi içerisinde verilen eğitim ve içinde verilen kültür. Bir bizim açımızdan en önemli tarafı da Beşiktaş değerlerinin yetiştirecek çocuklar yetiştirilmesiydi. 4 sene evvel bir üniversite projesiyle başladık. Fakat üniversite projesine geçmeden evvel, üniversite çok daha kapsamlı bir şey. İlk etapta da ilk öğretim, orta öğretimden bu işe başlama kararı verdik. 111 yıllık bir camia, Kabataş Camiası. Galiba dündü değil mi? Kutlandı. Bu arada hayırlı uğurlu olsun tüm Kabataşlı dostlarımıza. Camiasal ve değeri, eğitimsel tarafını ise ilk gününden beri Kabataş Erkek Liseliler Vakfı'na bırakarak onların üzerinden eğitim tarafını götürüyoruz. Ve böyle bir partnerlik yaptık. Bunun da doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz ki Beşiktaş Kulübü seçimle gelinen bir yer. Seçimle gelinen her yerde siyaset vardır. Siyasetin olduğu yerlerde kişisel inisiyatif kullanmalar durumu söz konusu olabilir. Kabataş, Beşiktaş, Kabataş Eğitim Vakıflarında ise bu %50-50 ortaklığı kurmamızın ana amacından bir tanesi de siyaset üstü bir kurum ve süreklilik arz etmesidir. Bunun ilk ama ilk adımı olan bugün burada ilk adımını lansmanını yapıyoruz. Karşı tarafta Çamlıca'da yaklaşık olarak 24 bin metrekare bir alan içerisinde 1500 tane öğrencimizin okuyacağı ilkokuldan anaokuldan başlıyor. Birazdan değerli hocam ve değerli dostum Anıl da detaylarını bildirir size. Üniversiteye kadar ki olan süreç içerisinde bir eğitim kurumu olacak. İlk kayıtlarımıza da 19.03 yani 19 Mart Beşiktaş'ın kuruluş günü olan günde başlayacağız. Birinci açılımımız, biz de bu sene 700 tane öğrenci kayıt altına alacağız. Planlarımız öyle. Ve bu okulumuz tam anlamıyla kapasiteye geçtiği zaman da 76 derslik bir ünite oluşuyor ve 1500'ün üzerinde öğrenci okuyacak. Ondan sonra da en büyük hayalimiz olan üniversite hayaline doğru devam edeceğiz. Ana amacımız her çocuğun yeteneğine uygun olarak çağdaş eğitim dersleri alan, bilim, sanat ve kültür ve sporla donatılarak hayata başarılı bir bireyler olmalarını sağlamak olacaktır. Çok önem verdiğim bir şey var. Onu tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Bu spor kulüplerinin eğitim işine girmelerinde
asıl amaç, bizim açımızdan asıl olan amaç eğitim seviyesinin çok yüksek olmasıdır. Yani Beşiktaş'ın eğitim işinde olması Beşiktaş'ın okuyacağı bir okul yaratmaktan daha fazla Beşiktaş kültürüyle, Kabataş kültürüyle eğitimsel olarak ülkesine hizmet eden, ülkesini seven, Beşiktaş'ın ana ilkesi olan iyi insan olmadan Beşiktaşlı olunmaz ilkesiyle yetişen çocuklar yetiştirmektir. Bir fen lisesi açacağız bunun içerisinde. Herhalde iki sınıflık olacak ve bunu Türkiye içerisindeki bütün seçilmiş öğrencileri burslu olarak okutacağız. Ve onlara buradaki amacımız buradan bir kazanç sağlamak falan değil. Amacımız yüksek eğitim almış, yüksek eğitim alabilecek öğrencileri bizim kültürümüzde yetiştirip ülkemize faydalı, camialarımıza faydalı insanlar haline yetiştirmek. Değerli katılımcılar, bugünkü basın toplantısında bir araya gelmiş iki kurumun ortak hikayesi, aynı semtten, yüzyıl aşkın tarihinde biri eğitimde, biri sporda, ülke ve dünya çapında işler yapmalarından çok önce vatan diyerek Çanakkale ve Balkan Savaşları'nda çocuk yaşta öğrenci ve sporcu iken şehadetlerinden başlar. Renklerimiz iki siyah, bir kartelladan beğenilmek üzere seçilmiş bir renk değildir. Şehit olan geçmişinizin cesaret ve şuuruna olan saygı, onlardan duyduğumuz onurun bir ifadesidir. Her iki camia, tarihin ve konuları gereği, Cumhuriyet'in kuruluşunu kitaplardan öğrenen değil, bizzat kurucusunun yanında olup kurmuş, tarihe tanıklık edip yazmış camialardır. Ben icra kurulumuza özel teşekkür etmek isterim. Gerçekten kendi işleri olarak bu işi yapmış. Özel öğretim kurumları dahil, devlet okulları dahil 37 yıllık bir meslek hayatım var. Ve bugün Tanrı bana iki tane müzik ecamını eğitim yolculuğunda bir görev bahşetti. Ona öncelikle teşekkür ediyorum. Geleneğimizi geleceğimize taşımak için var gücümüzle çalışacağız. İnancımız tam. Ben Beşiktaş'ta büyüyen, Beşiktaş forması giyen, Kabataş Erkek Lisesi'nden emekli bir annenin evladı olarak bu sorumluluğu çok daha fazla taşıyorum. Ülkemizde özellikle İstanbul'da bir üniversite kurulmasının belirli bir maliyet yapısı var. 150 milyon TL'lik sermaye koymamız lazım. Bizim kurmuş olduğumuz vakıf gönüldaşlarımızı yani Kabataş ve Beşiktaş'taki gönüldaşlarımızın oluşturmuş olduğumuz mütevelliyeti. 150 milyon bugünün ülkesinde pahalı bir, yüksek bir para ve biz de açıkçası birliktelik olarak bir başarılar elde etmemiz lazım ki bizim katkıda bulunacak, bağışta bulunacak kişilerin onu gerçekten hissetmesi lazım. Onun için de birinci aşamayı bununla başlayalım dedik. Bunun peşine bir tane daha özellikle Avrupa yakasında yani bizim bölgemizde bir okulla ikinci aşamayı getirelim. O zaten epey bir maddi büyüklük getirir. Ondan sonraki atış hamımız üniversite olacaktır. Şekilsel olarak siyaseten şekilsel olarak şeyler yapılabilir. Yani işte üniversite kurduk. Özellikle ben bunu Beşiktaş tarafı olarak söylüyorum. Üniversite kurduk filan deyip insanlara şekilsel şeyler sunarsınız ama içi doldurulmamış şeyler bir süre sonra patlar. Bizim niyetimiz Beşiktaşlara bir umut vermekten daha fazla icrada yaptığımız işlerin takdir edilen şeyler olması lazım. İçi boş yapılan her şey bir süre sonra adımlar atılıyor ve ne oldu diye bütün herkes irdelemeye başlıyor. Ben de arkadaşlarım da bu 7 sene içerisinde hep icrasal içi doldurulmuş ve gerçekçi olan şeyler yapma gayreti içerisinde olduk. Hiç öyle hava cıva peşinde olmadık. O niyette de değiliz. Onun için de süreci uzun olsun ama doğru temellere otursun ve doğru temeller üzerinde hareket etsin ve bozulamasın. Benim asıl Beşiktaş tarafı olarak amacım oydu. O şekilde de yürüyoruz. Şöyle söyleyeyim. Zaten bir projemizde inşallah şu Orman Bakanlığı'yla olan
işimiz biterse Beşiktaş Altyapısı ve Futbol Akademisi'nde büyük yatırım yapmak istiyoruz Ümraniye'de. Bütün prosedürleri ve prosedürleri bitti. Ancak hala bu bürokratik engelleri aşamadık. Artık inşallah kısa bir sürede aşmayı umut ediyoruz. O bittikten sonra da gerçekten büyük hayalim olan dünya çapında bir akademi yapmak istiyorum Beşiktaş'a. Oradaki öğrencilerimizin de aynı zamanda orasının yapılış şekli kalmak ve eğitim harici bütün faaliyetler, etütleri falan oluşacak şekilde tasarlanmış vaziyette. Ve oradaki başarılı öğrencilerimizin de tabii ki bizim okulumuzda da bizim zihniyetimizde yetişmeleri en önemli arzularımızdan bir tanesi. O hem sporu hem de eğitimi başarıyla götürebilecek öğrenciler bizim okulumuzda da kulübümüzde de olacaklar. Demin de söyledim, en önemli mevzu Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını, akıllısını severim dediği o tarafını doldurmamız lazım. Çünkü şu anda da bizlerin de en büyük problemlerimizden bir tanesi oyuncu kalitesini karakterle besleyemediğimiz zaman büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Şöyle söyleyeyim, bizim okul sayısını fazlalatıp biz netice itibariyle bir kar kurumu değiliz. Yani kar amaçlı bir kurum değiliz. Bizim ana amacımız eğitim seviyesi yüksek bir eğitim kurumu halinde olmak. Ülkemizde bu işi çok iyi yapanlar var. Bir tanesi yönetim kurulu üyemiz Hüseyin burada, Hüseyin Yücel burada. O bizde basketbolda rekabete soyundu. Biz de onunla şimdi eğitimde rekabete soyunuyoruz. Beraberce yapacağız o işleri. O da bize çok destek veriyor sağ olsun. İlk aşamalarını geçmeden böyle hayacı laflar etmememiz lazım. Bizim birinci aşamamız, demin de söylediğim gibi, bu okulu eğitimsel açıdan belirli bir seviyeye getirip ondan sonraki sene ikinci adımını atmak ve üniversiteleşmek. Ondan sonraki süreç bizim, ben kulüp başkanı olarak veya vakıf başkanı olarak ne kadar bu sürecin içerisinde bulunduğunu bilmiyorum ama ondan sonraki süreç ondan sonrasında karar verecek bir şey. Bir iki şey daha söyleyeyim. Soru gelmedi ama ben söyleyeyim. Çok, çünkü talep de geliyor bana, hemen başladı. Bugün 19.03'te internette fiyat politikalarımızı belirleyeceğiz. İlk etapta Beşiktaş kongre üyelerine ve Kabataş Beşiktaşlar Kabataş Erkek Vakfı üyelerine birinci çocuklarına %15, ikinci çocuklarına %20 gibi bir indirim yapacağız. Bu da bizim camialarımızı işin içerisine çekebilmek için söyledim. Bir talepleri görelim, ondan sonra bakarız. Hemen pazarlığa başlamayalım. Benim söyleyeceklerim o kadar. Bazı okullar için şöyle oluyor. İşte ben bağış yapayım, çocuğumu oraya alsınlar, siz aracı olun diye gelenler de oluyor. Bazı seferde de indirim için arayanlar oluyor. Bizim gideceğimiz rota, girmek için aranan bir kişilik olmamla olmasıdır. Yani bize indirim için aranan değil de okula girmek için eğitim seviyesi o kadar iyi olması lazım ki bunu yine altını çizerek söylüyorum. Buradaki en büyük durum, en büyük sorumluluk Kabataş'daki dostlarımıza düşmekte. Biz netice itibariyle, ben böyle eğitim kökenli değilim, yönetim kurulundakiler de eğitim kökenli değil. Bizi seçenler de, Beşiktaş camiasından bizi buraya seçen insanlar da çok iyi eğitimci background'umuz olduğu için seçtikleri insanlar değiliz biz. Sporsal yatırımlar ve başarılar için biz buradayız. Ama Kabataş tarafı değişik durum. Onların 111 senelik birikimini, eğitim birikimini burada çok hep beraber göstermemiz lazım. Ve ben ve arkadaşlarım, hepimiz okula insan sokulabilmek için, torpil için aranan insanlar olmak bizim hedefimiz. Allah
Hep söylerim, iyi niyetli olanlara, niyeti iyi olanların hep yolunu açar. Bizim de çok iyi niyetle, çok safiyane sadece camialarımıza ve ülkemize, insanlığımıza hizmet için başladığımız bu yolu Allah hayırlara vesile etsin. Sonunu hep beraber güzellikle görmeyi nasip etsin. Teşekkür